Doğan oğlunun yöneticisi olduğu TÜGVA kongresinde konuşmuş. Muhafazakar devrimci talep etmiş. Muhafazakar ve devrimci her iki kavram da Erdoğan'a çok uzak kavramlar. Böyle bir şeyi nasıl bulacak merak ediyorum. Çünkü devrimci ülkesini soyanların ve emperyallerle işbirliği yapanların yanında olmaz. Devrimci topluma düşman, insana düşman, doğaya düşman ve bilime düşman insanlarla biri olmaz. Muhafazakara gelince gerçek Müslümanlar ve mütedeyyinler tek bir Allah'a kul olmak ve ona inanmak yerine bir tek adama bağlı olmak ve onun her dediğine inanmayı asla tercih etmek. Kula kul olmaz. Yalanın, hırsızlığın, dolandırıcının yanında gerçek Müslüman olmaz. İslamiyet demek, adalet demektir. Tek kişilik adaleti asla Müslüman, gerçek Müslüman onaylamaz. O yüzden ne devrimci ne de gerçek muhafazakar Erdoğan'la asla bir olmaz. Zaten Erdoğan muhafazakar devrimci aramıyor. Saraya temsilci arıyor. Kendisine yardımcı alıyor. Asla sormayan, sorgulamayan, her şeyi olduğu gibi izleyen, kendisine seyirci arıyor. Erdoğan bu kongrede yaptığı konuşmada TÜGVA'lı gençlerin dışındaki gençleri adeta düşmanlaştırmış. Düşmanlarımız var demiş. Varsa da görecekleri var demiş, bir de tehdit dilini kullanmış. Yine bilindik ayrımcı, ötekileştirici üslubunu kullanmış. Ama gençlerimiz bu oyuna gelmeyecek. Yani Erdoğan ayrımcı ve ötekileştirici üslubunun faturasını, bu ülkeye yaptıkların kötülüklerin faturasını bu gençlerin sırtına yüklemeye çalışıyor. Bunu asla başaramayacak. Gençler yalan ve talan düzeninin birer üyesi olmayacak. Diğer kardeşlerine düşman gözüyle bakan bir kindar neslin bir üyesi olmayacak. Gençler aydınlık Türkiye'nin geleceğine hizmet eden neferler olacak. Erdoğan konuşmasında TÜGVA'yı ve diğer yandaş vakıfları destekleyeceğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle destekleyeceğini açıkça söylüyor zaten. Bu aslında malumun ilanı. Biz zaten biliyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto üzerinden milyarlarca lirayı bu yandaş vakıflara aktarıyor. 2021 yılının bütçesinde Spor Toto teşkilatının Sayıştay raporlarına göre 2,5 milyar lirası kayıp. Bu paranın da nerelere çarçur edildiğini tahmin edebiliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı milyarlarca lirayı bu yandaş vakıf ve derneklere aktarırken asli görevlerini yapmıyor. Mesela gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması için hangi çalışmaları yaptın? Ne kadar kaynak ayırdın? Türkiye'de erişkinlerin uyuşturucu kullanımının 4 katı 15 yaş altına inmiş. Haberin var mı? Dolayısıyla Erdoğan TÜGVA ve TÜRGEV gibi yandaş vakıf ve dernekleri destekleyeceğini söylüyor ama zaten bugüne kadar da öyleydi. Bu zaten malumun ilanıydı. İşte burada da gördüğünüz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı TÜRGEV ile açıktan işbirliğini tabelaya bile koymuş gözüküyor.